Nerede kaldı bu oğlan? Baba, bu kadar önemli olan ne ya? Hani şu toprakla konuşacağım. Gelince duyarsınız hepiniz. Hah, geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Nedir diyeceğin dede? Otursana oğlum şöyle. Oğlum otursana. Ne konuşacaksın dede benimle? Bugün ben Ece'nin annesi Belgin Hanım'dan çok önemli meseleler konuştum. Toprak oğlum, sen Ece Hanım kızımızla daha önce pek aklın basmıyor böyle şeylere de aşık oldunuz, sevdalı oldunuz ama o vakitte kızı yüzüstü bırakıp gitmişsin. Şimdi annesi aynı şeyler olacak diye derin endişeler içerisinde. Sadede gel dede. Oğlum, sen Atabeyleri yakışanı yapacaksın. Artık kimseyi de üzme, kimsenin de ahını alma. Çatı altında birlikte senin eşin olarak yaşasın. Bu mu istediğin? Doğrusu bu oğlum. Hazırlıklara başlayın. Nihayet torunum ailemize yakışır bir şekilde davranıyor. Aferin sana oğlum. Aferin. Toprak! Toprak, oğlum bir dur, bir dur. Oğlum bir dur, bir sakin ol. Bu işler öyle aceleye gelmez. İyice bir düşün, taşın. Yeterince düşündüm ben baba. Dedemin dediği gibi işte, en doğrusu bu. Hepinize mutluluklar dilerim. Toprak! Babacığım, nereden çıktı bu alelacele? Hı? Belgin Hanım istiyor diye mi? Nedir yani? Sen de biliyorsun bunu Canan. Toprak da farkında. Bu çoktan çözülmesi gereken bir meseleydi zaten. Adam oluyor. Dedesinin yolunda. Ben güveniyorum zaten Toprak'a. İçim içim dedim hep. Bu oğlan bizim yüzümüzü kara çıkarmaz. Ya Toprak'ın yüzünü görmedin mi sen Rıfat ağa? Bu çocuğun mutluluğunun en ufak bir değeri yok mu senin için ya? Sen ne zamandan beri çocukların mutluluğunu düşünüyorsun ha? Madem düşünüyordun da neredeydin bu zamana kadar? Ha, babalık mı ettin? Halil bugüne kadar bir sürü hata yapmış olabilir baba. Ama düzelmeye çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Ayrıca biz şu anda sadece toprağın mutluluğunu düşünüyoruz. Başka bir şey düşündüğümüz yok. Siz ikiniz bir orta bana cephe mi aldınız ha? Benim sözümün üstüne söz mü söylüyorsunuz? Baba! Lafımı kesme Canan! Madem Atabey soyadını taşıyorsunuz, bugüne dek ayrıcalıklarından da faydalandınız. O zaman kuralları da çiğnemeyeceksiniz. Ben Rıfat Asam eğer, Toprak ve Ece kızımızın evlenmesini buyuruyorum. İşte bu kadar. Hadi bakalım bu işi bozmaya çalışın da göreyim sizi. Ya Canan, bu nedir ya? Bu nedir ya? Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.